68 olayları Fransa'da De Gaulle hükümetine karşı başlamış ve etkisi küresel çapta olan toplumsal harekettir. 20. yüzyılda Fransa'nın en önemli toplumsal hareketi olarak adlandırılabilir. Şimdi gelin bu hareketin nasıl doğup geliştiğini ve küresel çapta nasıl bir etkiye sahip olduğuna birlikte göz atalım. 1965'te Cumhurbaşkanı seçilen De Gaulle'un yönettiği Fransa, o yıllarda ekonomik olarak görkemli 30 yıl diye adlandırılan rahat bir dönemden geçiyordu. Bununla birlikte ekonominin gözle görülür zenginleşmesi, ülke içinde eşit dağılmadığından dolayı işçi sınıfında bir karamsarlık hakimdi. Eğitimin kitleselleşmesiyle birlikte artan öğrenci sayısına üniversiteler cevap veremiyor, sistem durma noktasına geliyor ve işçilerin karamsarlığına öğrencilerin gelecek kaygısı ve otoriteye baş kaldırması da ekleniyordu. Nanterre Üniversitesi Paris'te bulunmaktadır. O bölgede Fransızca'da bidonville diye adlandırılan, bizdeki karşılığı ise gecekondu olan yapılaşmalar bulunmaktaydı. Gecekondular oradaki yaşam biçimini bilen, kimisi o bölgenin içinden çıkmış, içinden çıkmayanı ise okula giderken o yaşama tanıklık eden öğrencilere kurumlarının yaptığı baskı, otoriteye başkaldırıyı tetikliyordu. Okul yönetimince kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinin yurtlarına gitmelerini yasaklamıştı. Bu elbette o yıllarda bir sosyokültürel grup olarak ortaya çıkan, kendilerine ait yayınları, radyo programları olan, yine kendi tarzlarında müzik dinleyen ve en önemlisi toplumdan talepleri olan gençliğin kabul edemeyeceği bir durumdu. Gençlik cinsel özgürlüğü yaşar, konuşur, tartışırken 2. Dünya Savaşı'nı görmüş anne babalarının nesli ve onların yönettiği kurumların baskısına başkaldırıyordu. 68 olayları tarihçiler tarafından 3 evreye bölünmüştür. Bu evrelerin ilkini öğrenci olayları oluşturur. İkinci evresi işçi hareketini içeren sosyal evre ve 3. evresi ise parlamentonun fesli ve yenilenen seçimlerle siyasal evredir. Nanterre Üniversitesi rektörü bir öğrenci yurdunda çıkan yangın ve gelişen olaylar neticesinde 2 Mayıs'ta okulu kapatma kararı aldı. Bunu protesto etmek isteyen 400 kadar öğrenci Paris'in Latin Mahallesi'nde bulunan Sorbonne'da 3 Mayıs'ta toplandı. Polis müdahalede bulundu, öğrenciler dışarı çıkarıldı ve Sorbonne kampüsü polisin kontrolüne geçti. Daha sonra 6 Mayıs'ta sayıları 20 bini bulan öğrenciler, üniversite öğrencilerinin de desteğiyle Sorbonne'a doğru yürüyüşe geçtiler ve polisle aralarında yaşanan çatışmalar sonucu yüzlerce kişi gözaltına alındı. 10 Mayıs günü olayların tırmandığı gün oldu. Tutuklu arkadaşlarının bırakılmasını, okulların yeniden açılmasını ve polisin üniversiteyi terk etmesini isteyen öğrenciler ve polis arasında gece boyunca devam eden çatışmalar yaşandı. Öğrenciler barikatlar kurarak taş ve sopayla polisin kullandığı güce karşılık vermeye çalıştı. Halk yaşananlardan medya ve radyo aracılığıyla haberdar oldu. Polisin aşırı müdahalesi toplumun geri kalan kesimini de harekete geçirmişti. Komünist Parti ve Genel Emek Konfederasyonu, Confédération Générale du Travail, 13 Mayıs günü için grev çağrısında bulundu. Paris'te 13 Mayıs günü tam 1 milyon kişi yürüdü. İşçilerin öğrencilere desteği artarak devam ediyor. Fabrikalar işgal ediliyor ve greve katılanların sayısı sürekli artıyordu. O dönem başbakanlık görevini yürüten Georges Pompidou, tutukluların salınacağını ve üniversitelerin eğitime devam edeceğini söyledi. Fakat artık çok geçti. İşçiler ve öğrenciler De Gaulle'un istifa etmesini istiyordu. 27 Mayıs günü hükümet, sendikalar ve işverenler arasında görüşmeler gerçekleşti ve asgari ücrete %35 zam içeren Granay anlaşmaları yapıldı. Bu anlaşmalar işçiler tarafından kabulü görmedi. 29 Mayıs günü De Gaulle ülkeyi terk ederek Almanya'da bulunan Fransız askeri üstünde General Jacques Massu ile görüşüp ordunun desteğini aradı. 30 Mayıs'ta ülkeye döndüğünde ise parlamentoyu feshetti ve 23 Haziran'da seçimlerin yapılacağını ilan etti. Olaylar azalmaya başladı. Yapılan seçimle birlikte taşraların başkentteki radikallere karşı tepkisi seçimde De Gaulle'un korktuğunun aksine partisinin galip gelmesini sağladı. Ne var ki De Gaulle'un iktidarı yalnızca 1 yıl sürecekti. 68 olayları Fransa'nın ve dünyanın tarihinde bu şekilde yerini almıştı. Bu olaylar dünya savaşları sonunda ortaya çıkan tüketim toplumunun Batı modelinin Fransızlara has tarihsel yöntemlerle sorgulanmasıdır. Bu olaylarla beraber gelenek, görenekler ve otorite sorgulanmış, sonucunda otonomi, kendini gerçekleştirme, cinsel özgürlük, feminizm gibi kavramlar ortaya çıkmış ve tartışmaya başlanmıştır.